Bir şey mi oldu? Endişeli görünüyorsun. Kimdi arayan? Zarfları gönderen kimse, arayan da o. Bir kadın sesiydi sanki. Yanlış duymadım değil mi? Evet, öyle. Kim bu? Mehtap mı yoksa? Aklından kimin geçtiğini biliyorum. Alev olduğunu düşünüyorsun. Ama Alev değil, eminim. Onun olmaması iyi. Tehlike burnumuzun dibinde değil en azından. Peki senin aklına gelen biri var mı? Yani düşündüğün herhangi biri falan. Şimdi ben sana nasıl mehtap diyeyim? Kız ya masumsa? Abisi de içeride. Bir de eşinden olursa? Söylesene. Var mı aklından geçen biri? Yok. Tanımıyorum böyle bir şey yapacak birini ben. Her kimse bulacağız. Bizim için çok büyük tehlike. Her şey mahvolur. Ben çalışma odasına geçiyorum. Birkaç kişi arayacağım. İnşallah mehtap değildir. Aç şu telefonu Demir. Aç. Efendim Ömer. Demir, bu notu ve fotoğrafı gönderen her kimse şirketten biri olmalı. Az önce gizli numaradan birisi aradı. Ve yanlış iz peşinde olduğumu söyledi. Artık %100 eminim. Şirketten biri. Ömer, bu iş ciddileşmeye başladı bak. Tayfun'u arasan iyi olacak. Evet, az önce konuştum Tayfun'la. Yani savcılık aracılığıyla arayan kişinin numarasını bulabileceğimizi söyledi. Ama ben doğru bir hareket olduğuna emin değilim. Durumu açık etmek sadece onun işine yarar. Amacı sonuçta bize zarar vermek. Ya Demir, bir de bu olay neticelerine kadar sadece aramızda. Yani Zehra'ya hiçbir şeyden bahsetme. Boşuna endişelenmesin. Tamam, haklısın. Yarın sabah erkenden şirkete gelip araştırmaya devam edelim biz. Görüşürüz Ömer. Mecnun'la aynı anda mı, biraz önce mi, biraz sonra mı? En yeşil vahalar bereketinde bir ışığa dönüştü Leyla Ece. Evden yükselen bir ışık sütunu, yükselip tuttu ışık olan Mecnun'u. Gördü herkes, gökte yarıştı iki ışık. Birbirine kavuştu iki ışık. Uyuyakalmışım. Sen uyu. Daha saat erken ben şirkete gideceğim diye kalktım. Bir şey mi oldu? Yoksa bir şey mi öğrendin?
Hayır, şimdilik bir gelişme yok. Ama bu durum çok uzun sürmeyecek. Bugün mahalleye gideceğim. Dün Hediye ablanın durumundan dolayı gidemedim. Tamam ama geç kalma. Yani ben götürürdüm seni ama şirkete gitmem gerekiyor. Teşekkürler, daha erken zaten. Ben Ayşe ile kahvaltı ettikten sonra giderim. Bir şey mi diyecektin? Yok. Ben en iyisi gideyim. Bu arada fotoğraf almayı unutma. Merak etme. Onun için gidiyorum zaten. Bugün Mehtap'la görüşmem lazım. Uyandı mı acaba? Birazdan çıkar herhalde. Ben artık gideyim. Demir? Günaydın. Yine mi? Sen böyle yaptıkça ben kendimi daha kötü hissediyorum. Bunun için yapmadım. Bu sefer tam gidiyordum, yakalandım. O daha fena ya. Sen benim için bu kadar şey yapacaksın ama ben hiçbir şey bilmeyeceğim. Leyla, daha önce de söyledim sana. Ben halimden şikayetçi değilim ki. Neyse, artık bir tehlike olmadığına göre içim rahat. Bir daha kapında sabahlamayacağım yani. Demir, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim varlığın için. Bir şey var mı Hediye Hanımcığım? Estağfurullah Cevriye Hanım. Sizin bir isteğiniz var mı? Ay yok desem yalan olur. Hani senin şu parmakları yediren bir böreğin var ya. Ay canım pek çekti ondan. Hemen yaparım ben sizin için. Patlıcanlı mı olsun patatesli mi? Ay patlıcanlısı pek lezzetli değil mi Ökkeş Efendi? Vallahi öyle Cevriye Hanım. Yani olsa ben kendi adıma iki tepsi yerim. Ha ha, ben bıraktım da sen de iki tepsiyi götürdün. Sana anca bir tabak Ökkeş. Ben şu patlıcanları közleyeyim. Ay Hediye Hanımcığım, izin ver patlıcanları ben halledeyim. Yani Hediye Usta'nın yanında yamak olmak bile bir şeref. Söyle ne yapmam gerektiyse söyle sen. Estağfurullah Cevriye Hanım. O zaman başlayalım usta. Yahu şu benim börek işini bir adını koysak ha. Yani şimdi bir tabak mı, bir tepsi mi ha? Bir tabak Ökkeş Efendi, bir tabak. Kolay gelsin usta. Hoş geldin evlat. İyileşmeden niye ayağa kalktın? Dinlenseydin biraz. Yok usta, ben gayet iyiyim. Merak etme. Hem bu kadar iş varken evde yatmak içime sinmez. Yani tam şifa bulmazsan yine sana ziyan. Yaza kadar belini doğrultamazsın oğlum. Usta gerçekten iyiyim ya. Bir şeyim yok, merak etme. Peki. Madem iyileştin, hadi bakalım iş başı.
Yener yapmış olabilir mi? Yener. Yani ondan başka intikam almak isteyecek kimse yok. Bana pek mantıklı gelmiyor bu Ömer. Adam cezaevinde. Bence sen Yener'i fazla büyütüyorsun gözünde. Tipik bir mahalle serserisi işte. Demir. O adamdan her şey beklenir. Beni öldürmeye kalktı. Demek ki şirketi de biliyor. Mutlaka onun adına burada çalışan birileri var. Avukat toplantıya çağır. Tek çare anlaşma yapmak. Bu davayı kapatacağız. Emin misin Ömer? Nereden çıktı bu şimdi? Başka çaresi yok Demir. Bu adam eve kadar kurye yolladıysa bunun arkası da gelir. Ayşe gerçeği asla öğrenmemeli Demir. Kimseyi tehlikeye atamam. Evden kimseye zarar gelmeden bu meseleyi kapatmamız lazım. Sen iyi misin? Ha, yok bir şey ya. İyiyim. Neyse ben şu avukatı halledeyim. Mehtap, hemen Akif Bey'i ara. Ömer Bey acil toplantı istiyor. Hemen Demir Bey. Ya Ömer kervancı oğlum. Öyle küçük dağları ben yarattım. Edalarıyla dolaşmayacaksın. Böyle tırım tırım dolaştırdılar adamı. Akif Bey, Ömer Bey toplantı istiyor. Evet, çok acil. İşte budur. Hadi bakalım. Abimle tıpış tıpış anlaşmaya gideceksiniz. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. İşin var mı? İşim olmaz mı Funda? Evin bütün işleri bende. Temizlik yapmam lazım, yemek yapmam lazım, ders çalışmam lazım. Şimdi demiyorum canım ya. Akşama işin var mı? Akşama mı? Niye ki? Sen bu aşk meş işlerinden sonra nezaket kurallarını da unuttun. Hadi bir kahve yap da içelim. İyi, tamam. Ha. Akşama bir şeyler yapalım diyorum. Merak etme, bendensin. Harika bir mekan keşfettim. Hep birlikte gideriz, ne güzel. Akşam. Babam izin vermez ki. Ya sen Salim amcayı bana bırak. İzin alırım ben. Hem Koray'la birlikte olacaksın, fena mı? Daha ne yapayım senin için bilmiyorum. Olmaz. Babam hayatta izin vermez. Verir, verir. Hadi sen bir kahve yap da içelim birlikte. İzin meselesi kolay. Alo, Yasemin nasılsın canım? Ya ben de evde misin diye arayacaktım. Evdeyim, evdeyim. Ha tamam, geliyorum birazdan. Görüşürüz. Zehra, hayırdır? Ne hikmetse bugün böyle herkes erkenden kaçıyor evden. Sen nereye? Leyla'cığına mı? İşlerim var. Ben de şirkete gideceğim. İstersen seni bırakabilirim. Gerek yok. Benim gideceğim yer sana sapa kalır. Yine de teşekkürler. Bunlar karı koca bir şeyler karıştırıyor ama yakında çıkar kokusu nasılsa. Çıkmasa da çıkartırız. Her şeyi anlatsam. Ama Mehtap'ın kim olduğunu öğrendiği anda suçlu olsun olmasın hemen kapının önüne koyar. En iyisi Mehtap'la gidip mahallede görüşmek. Her şeyi öğrenmeden o hiçbir şey duymamalı.
Leyla. Revize ettiğimiz finans çalışmalarını getirdim. Belki sen de görmek istersin. Olur, bakarız. Ama bakmadan önce ben bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Oturmaz mısın? Nedir? Biz neden en başa döndük Leyla? Biliyor musun? Biz zaten en baştayız. Nasıl yani? Biz henüz yolun başındayken sen yürümeyi bırak koşmaya başladın Demir. Benim için bu hız çok fazla. Anladım. Her şeyi baştan alalım. Benim için hiç sıkıntı değil. İnan. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Hatalarımı düzeltmek için her şeyi yapacağım. Eğer istediğim buysa Ömer ve Zehra'dan da saklarız. En azından şimdilik. Ne yapmam gerekiyor? Söylemen yeter. Tamam, söylüyorum. Mesela kapılarda sabahlamasan. O olmaz ki yani. Birinin evinin etrafında olup olmadığını nereden anlayacağım? İşte ben de tam olarak bundan bahsediyordum. Tamam, nasıl istersen. Evin önünde dolanmak da, beklemek de yok. Peki bütün bunları baştan akşam yemeğinde konuşsak nasıl olur? Maalesef benim işim var. Çıkmam gerekiyor. Hoşça kal. Görüşürüz Leyla. Ah be Leyla. Ne yapacağım ben seninle? Ama senden vazgeçmek yok. Asla. Salim amca, ustaların en iyisi. Senden izin almaya geldim. Hayırdır kızım? Ne izni? Akşam benim doğum günüm. Eğer izin olursa Yasemin'e izin isteyecektim. Beni kıracağını zannetmiyorum Salim amca. Hadi ama Salim amca. Yasemin benim en iyi arkadaşım. Eğer o olmazsa olmaz. Hem söz, akşam en geç 9'da evde olacak. Tamam kızım. Söyle ama, vakitlice evde olsun. Sen hiç merak etme Salim amca. Akşam sen de geliyorsun. Gelemem Funda, akşam işim var. Aa, olmadı ama böyle. Akşam hep birlikte olacağız. Ertele işini lütfen. Ertelemem Funda. Bak, hem Yasemin de gelecek. Funda, söz veremem. Gel mutlaka. Çok güzel bir gece olacak. Kaçırmak istemezsin. Hadi görüşürüz. Koray işi tamam. Bütün gece içi içini yiyecek. Alo Fikret Bey. Konuştuğumuz gibi Koray akşam partiye gelemeyeceğini söyledi. Tamam. Rica ederim. Müjde kızım. Salim amcadan izin kopardım. Herhalde yani. Ben istersem ne yapar ne eder bir yolunu bulurum. Hadi görüşürüz. Alo Alper. Akşam için kimseye söz verme. Yasemin falan hep birlikte olacağız. Tamam. Hadi görüşürüz.
Heyt be. Ben büyük savaşları yönetecek insandım ama harcanıyorum buralarda. Bu akşam Koray'la birlikteyim. Canım babam ya. Ben izin vermez diye düşünüyordum ama verdi işte. Öğle yemeğinde ne yer acaba? Alo. Alo babacığım. Ben şey için aramıştım. Öğle yemeğinde ne yemek istersin? Yapıp getireyim. Yok kızım. Bir şey istemem. Hasta mısın baba? Bir sorun mu var? Bak kızım. Bir daha benden izin isterken arkadaşlarını gönderip beni zorda bırakma. Tamam babacığım. Özür dilerim. Eğer bir takım şartlarımız kabul edilirse davadan geri çekileceğiz. Yener bir daha asla Zehra ile görüşmeyecek. En ufak bir şeyde hakkında işlem başlatılacak. Bu olan bitenden hiç kimseye bahsedilmeyecek. Aksi takdirde anlaşma biter. Ve Yener en ağır cezayı alır. Emin misiniz Ömer Bey? Bu anlaşma ileride elimizi zayıflatabilir. Kapı açık kalmış efendim. Evet. Böyle olması daha iyi. Yoksa gereksiz yere uzadıkça uzayacak bu mesele. Siz anlaşma metnini inceleyin. Gerekli düzenlemeleri yapın. Ve benden talimat bekleyin. Peki Ömer Bey. Nasıl isterseniz. Peki Yener bunu kabul edecek mi? Başka şansı yok. Bakma onun öyle psikopat göründüğüne. Bu tip adamlar kendi rahatı için her şeyi yapar. Her şeyden vazgeçer. Kendi sevdiklerinden bile. Ulan bu adam senin hayatını mahvetti be. Bütün aileni dağıttı seni. Sen hala onunuz. Dur, dur sakin ol. Benimle geleceksin, aç şu kapıyı. Hiçbir yere gelmiyor. Benimle geleceksin Zehra, aç. Aç şu kapıyı. Ne anlaşması ya, hiçbir şey anlamadım. Bunlar bizimle anlaşmak istiyor galiba. Davayı geri çekecekler. Bilmiyorum, emin değilim. Ben sizi daha sonra ararım. Tabii ki geri çekecekler. Başka yolu mu var? Yoksa evinizi de, işinizi de başınıza yıkarım. İşte ilgili bir sorun var gene. Devam edelim.
İyi ki geldin abla. Canım o kadar çok sıkılıyordu ki. Niye? Ne oldu ki? Ya, babamla ilgili bir durum var da. Ben ne zaman dışarıya çıkmak istesem hep sorun oluyor. O hep evde olayım, gözünün önünde olayım istiyor. Mesela Funda'nın doğum günü vardı. Ben izin vermez diye hiç söylemedim. Benim yerime Funda izin aldı. Demek öyle. Yasemin, ama babamın rahatsız olduğu bir şey var demek ki. Yani bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. İstemeden bir iki kere geç kaldım eve. O kadar. Tamam canım, merak etme. Ben konuşurum babamla. Ama Yasemin, biliyorsun o da çok zor günler geçiriyor. Yani bize ne kadar belli etmemeye çalışsa da... annemin gidişi onu çok yordu. O yüzden sen de onu kırmamaya, üzmemeye çalış, olur mu? Söz veriyorum abla. Canım ablam benim. Söz seni de babamı da üzmeyeceğim. Aa, kek yapmıştım. Tadına bakmak ister misin? Bak sen. Keke böreğe kadar açıldın demek. Tamam, bir dilim alırım ama sonra not vereceğim ona göre. Bence beğeneceksin. Çok güzel oldu. Koştun mu benim peşimden? Hadi yürü. Onların seni görmemesi gerekiyor. Senin onları değil. Hayırdır abla? Niye gülüyorsun? Aa, bu ne? Ben de özlüyorum annemi. Ama zaman geçtikçe daha da kızıyorum. Bizi bırakmasını kabullenemiyorum. Canım benim. Merak etme. Bak her şey düzelecek. Bunu da atlatacağız. Kekin tadına bakmadın abla. Olacaksın. Önceleri öyle hissediyor insan.
Ama hayat bir şekilde devam ediyor. O boşluğun yerini senin için değerli olan başka bir şey doldurduğunda nefes alıp vermeye devam edeceksin. Konuşmaya başlayacaksın. Yemek yemeye, gülmeye. En azından yaşadığını biliyorsun. Geri döneceğini. Abla, çayın solmuştur. Değiştireyim mi? Olur canım, içerim. Niye sürekli telefona bakıyorsam? Yasemin. Bizim aile albümleri nerede? Annemden sonra sık sık baktım ama geçenlerde odama kaldırdım. Getireyim istersen. Yok yok. Ben bir çay içeyim. Ondan sonra gider hallederim. Yasemin, bu çok güzel olmuş. Benden sana tam 10 puan, eline sağlık. Afiyet olsun. Ya Yasemin, gidip bakalım mı şu albümlere? Olur abla, bakalım. Şuradaki komodinde abla. Ya orada değil, aşağıki çekmecede. Bu ne Yasemin? Bu paralar ne abla? Bilmiyorum canım. Belki babamındır. Ya ama babamın olsa bu odada ne işi var? Nereden çıktı bunlar? Ne yazıyor? Yasemin, ben gitmek zorundayım kızım. Beni merak etme, arama. Zamanı geldiğinde ben seni arayacağım. Bana kızma ne olur, geri döneceğim. Bu ne demek oluyor ya? Para bırakıyor ve gidiyor, öyle mi? Ah anne, ah! Kimden buldu ki bu parayı? Yoksa bu yüzden mi bırakıp gitti bize? Ne olacak şimdi bu paralar abla? Yasemin, bak şimdilik bu paralardan kimseye bahsetmek yok. Tamam mı? Hiç kimseye. Şimdi bu kadar para benim mi? Yener'den almış bu parayı. Başka kimden alacak? Eğer bu paraya nereden geldiyse mutlaka öğrenmeliyim. Babamla görüştükten sonra hemen bu işi halletmem lazım. Beni çağırmışsın Ömer. Personel dosyalarını inceledim. Bundan sonra işe alımlarda bilgi sahibi olmak istiyorum. İnsan kaynakları birimlerinin raporlarını düzenli olarak yolluyorum zaten. Buna ne gerek var anlamadım. Çünkü ben öyle istiyorum. Emredersin patron. İş alımları da bundan sonra kendin yaparsın artık. Nasıl olsa benim yaptıklarımı beğenmiyorsun. Ben sırf senin pisliğini temizlemek için kardeşime büyük bir yalan söyledim. Ve şimdi senin suçun yok, öyle mi? Yok.
Çünkü sandığın gibi bir durum yok. Kızcağız sadece iş için gelmişti. Ben içeri girdiğimde neredeyse... Üstelik elinde ona vermek üzere olduğun kolye vardı. Kolye mi? Daha fazla saçmalama istersen. O kolyeyi tabii ki ben almadım. Buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Dün gece arayan da oydu. Dün gece mi? Bu nasıl bir paranoyadır ya? Ben bu kızı ilk kez bugün gördüm. İş için geldi diyorum. Nereye gidiyorsun sen? Ben... Ne yapmaya çalışıyorsun ha? Aynı anda kaç kişiyi idare ediyorsun? Siz beni ne sanıyorsunuz ya? Senin ne olduğun ortada. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama... planlarının hiçbiri tutmayacak. Senin gibi bir ahlaksızın kardeşime zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ahlaksız mı? Evet. Ahlaksız, zengin avcısı, para göz ve namussuz. Ne diyeceğim ki ben şimdi? Efendim? Neredesin? Babama atölyeye gidiyorum. Bir sorun mu var? Hayır, hayır. Bir sorun yok. İyi misin diye merak ettim. Ben iyiyim de... sen nasılsın? Sesin bir tuhaf geliyor. Fotoğrafı gönderen kişiyle mi ilgili yoksa? Ya lütfen tehlikeli bir durum varsa söyle. Hayır, henüz bir bilgi yok. Ama sen yine de dikkatli ol. Şimdi kapatmam lazım. Diğer hat çalıyor. Ne yaptım ben şimdi? Ömer. Gel Tayfun. Hoş geldin. Kusura bakma Ömer, böyle habersiz geldim. Ama konu biraz önemli. Ne oldu? Niye aradı ki şimdi? Bu neydi böyle? Benim Yener'le konuşup bu paranın nereden geldiğini öğrenmem lazım. Alo Leyla, nasılsın canım? İyiyim canım, sen nasılsın? Ya bilmiyorum Leyla. Kafam karmakarışık. Evde annemin bıraktığı yüklü miktarda bir para bulduk. Para mı? Ne kadar? Yani annen o kadar parayı nereden bulmuş ki? Bilmiyorum ama bir tahminim var tabii. Yener. Yani ondan başka kim verebilir ki? Haklısın. Yener olabilir. İyi de... Nasıl emin olacaksın? Tek çaresi Yener'le yüzleşmek. Yani? Yener'e mi gideceksin? Evet. Hani... değil yüzünü görmek, sesini duymak bile korkunç. Ama ne olup bittiğini öğrenmem lazım. Tamam canım ama sakın yalnız gitme, olur mu? Gideceğin zaman da mutlaka bana haber ver. Tamam.
Tamam canım, konuşuruz yine. Görüşürüz. Leyla'nın da canını sıkılmasına hiç gerek yok. Gidip tek başıma Yener'le yüzleşeceğim. Senin ne zaman haberin oldu? Ben de yeni öğrendim. Sabah cezaevine gittim. Kayıtları inceledim. Alev gerçekten de Yener'i ziyarete gitmiş. Şimdi anlaşıldı. Ömer, neler oluyor? Daha sonra anlatırım. Akif Bey, bugün acil Yener'le bir görüşme ayarlayabilir misiniz? Evet, hemen. Ben bu soruyu ne zaman sorsam sonra anlatırım diyorsun. Benden bir şey mi saklıyorsun Ömer? Benden ya. Hayır Tayfun, senden bir şey sakladığım yok. Ya bildiğin Alev işte. Şu dağ evi meselesini kurcalayıp duruyor. Orasını anladım da. Senin ne işin var bu Yener'le, onu anlamıyorum. İşte onu daha sonra anlatırım Tayfun. Efendim Akif Bey. Tamam, sağ olun. Nerede kaldın ya? Dondun mu burada? Araba nerede? Otoparka bıraktım. Giderken alırız. Neyse. Seni buraya niye çağırdım merak etmiyor musun? Yani. O yüzden geldim zaten. Biliyor musun Alper? Benim gibi arkadaşın olduğu için çok şanslısın. Yoksa Yasemin'le giden yolu sana kim gösterecekti? Ne? Nasıl yani? Dur, sözümü kesme. Her şeyden önce Yasemin'i iyi tanımalısın. Yasemin hediyelerden çok hoşlanır. Ona özel olduğunu hissettirmelisin. Öyle çok büyük bir şey de yapmana gerek yok. Sevdiği bir çikolatayı da alsan mutlu olur. Anlamadım. Ama bilirsin, biz kızlar eli sıkı erkeklerden pek hoşlanmayız. Arada sırada etkileyici hediyelerden çok hoşlanırız mesela. O da ister süslenmek, giyinip gezmek, tozmak. Ama ne yapsın, durum ortada. Ne demek oluyor bütün bunlar Funda? Yapma Alper. İkimiz de çok iyi biliyoruz Yasemin'den hoşlandığını. Yapamam. Koray'ın sevgilisi o. Kaç kere dedim sana? Koray annesinin boşluğundan faydalandı. Hem Yasemin yapamaz Koray'la. Biter iki güne. Ama arkadaşların da fırsatları kaçırmıyor. Sen de sevdiğin kıza kedi gibi uzaktan bakıyorsun. Anlaşılan senin sevgin de gerçek değil. Hayır ama... Bir şeyler yap o zaman. Hem Yasemin de sana karşı boş değil. O özel ders işleri falan hikaye. Ben tanırım arkadaşımı. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babam yok mu? Namaza gitti camide. Öyle mi? Canım kızım, hoş geldin. Babacığım, nasılsın? İyidir, hoş geldin. Evlat, ablana bir çay doldur. Yok yok, gerek yok. Ya benim hemen gitmem lazım baba, işim var da. Ben hep seni görmek istedim. Hem de Yasemin'le ilgili bir şey konuşacaktım. Öyle mi? Söyle bakayım, neymiş mesele? Babacığım, Yasemin bugünlerde pek iyi değil. Biliyorsun, biraz canı sıkkın. Annemin gidişi onu pek iyi etkilemedi. Yani istemeden de olsa seni üzmüş galiba. Biraz öyle oldu kızım. Ya baba, biraz daha rahat bıraksan. Canım kızım, ben onu sıkmak istemiyorum ki. Nerede olduğundan haberim olsun yeter. Annen yok biliyorsun. Aklım hep onda. Keşke sen geriye gelsen, yanında olsan. Yani sen onun dilinden daha iyi anlarsın. Ablasısın ne de olsa. Ya ben üzülsün, canı yansın istemiyorum.
Belki de kendimi anlatamıyorum. Tamam güzel kızım, sen merak etme. Tamam babacığım. O zaman ben çıkayım, sonra yine uğrarım. Tamam kızım, ben seni uğurlayayım. Kolay gelsin Koray. Görüşürüz, iyi günler. Güle güle kızım. İki saate biter işim. O gelmeden evde olurum. Ama Mehtap ne olacak? Of. Önce o işi halletmem lazım. Hepiniz tutuştunuz tabii. Önce saldınız abimin üstüne avukat sürüsünü. Şimdi koşar adım geri basıyorsunuz. Ondan sonra bak nasıl bir insan gelecek. En sevdiklerimden. Ama ben ne söylemiştim? Bana bir şans daha veremez misin Leyla? Bir şey demeyecek misin? Tamam. Hemen söylemek zorunda değilsin. Daha rahat olduğun zaman başlayalım her şey, olur mu? Şimdi ben gidiyorum. Rahat bırakacağım seni. Umarım ikimiz için en doğru kararı alırsın. Görüşürüz. Of. Ne yapacağım ben şimdi? Müşteri mi var? Hoş geldiniz. Çay koy hemen. Bu ne hal beton? Bu adam niye bağlı? Ama kurban olayım, kurtar beni bu adamdan. Tamam, ödeme biraz gecikti. Bana yarın arkadaş süre ver. Ödeyecekmiş işte beton. Bunun için mi çağırdın beni? Ödeyeceksin ama değil mi? Bak ben yarın işimin gücümün arasında seni kurtarmaya gelemem. Söz abla, yarın ne yapıp ödeyeceğim. Çözsene adamı, duymadın mı? Başka acil bir şey var mı? İyi hadi çay koy da içelim. Akşam gidiyorduk. İki ayağıma bir pabuca soktunuz. İzin aldık ne de olsa. Biraz turlarız arabayla, sonra da mekana gideriz. Araba mı? Otoparka bıraktım. Giderken alacağız. Koray nerede? Yoksa babamdan izin alamadı mı? Yok, işi çıkmış. Sonra gelecekmiş. E hadi gidelim o zaman biz.
Biraz bekler misiniz? Ben birazdan geleceğim. Tamam, beklerim. Sakin ol Zehra. Bunu yapmak zorundasın. Annenin neden gittiğini öğrenmek zorundasın. Yener'den korkmana gerek yok. Şu saatten sonra gerçeği saklayacak hali yok. Anneni ben göndermedim. Artık senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ya bu kadar zalim, bu kadar vicdansız bir insanın yanında olmak istemiyorum. Niye anlamıyorsun? Anneni ben göndermedim.